Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında Türkiye ekonomisini mercek altına alacağız. Konuklarımız da Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Tuncay Dinç ve ekonomist Turgay Bozoğlu olacak. Odak başlıyor. Buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum. Ekonomideki son gelişmeleri Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Tuncay Dinç ve Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği Başkanı Ekonomist Turgay Bozoğlu değerlendirecek. İki konuğumuz da karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sayın Dinç, sizinle başlamak isterim. Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bekleniyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyallerimi gönderdim, faiz inmeli gibi yorumlar yapıyordu ve nihayet onlar da indirdi. Son yayına girmeden önce baktım, dolar 9.43, euro 10.99 seviyelerindeydi. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Bütün seyircilerimize iyi akşamlar. Öncelikle aslında bu kararı en iyi özetleyen başlık belki bazı yabancı yayın kuruluşlarının attığı başlıklar oldu. Erdoğan'ın Merkez Bankası faiz indirim kararı aldı şeklinde bir başlık attılar. Biz geçmişte kısa bir süre öncesine kadar Merkez Bankası'nın bağımsızlığını konuşurken şimdi bunun bir aşama daha ilerisine geçtik ve artık Merkez Bankası'nın öngörülebilirliğini ve kararlarındaki şeffaflığı konuşmaya başladık. Biliyorsunuz kısa bir süre öncesine kadar Merkez Bankası Başkanı değişikliği yapıldığında Merkez Bankası Başkanı nereye doğru hareket edeceği çok belirli değildi. Ancak Sayın Erdoğan yaptığı bir canlı yayında konuşmada gerekli sinyalleri almışlardır. Ben sinyalleri verdim diye bir konuşma yaptı ve arkasından Eylül ayında biz bir faiz indirimi gördük. Aslında ekonomistlerin beklentileri bu faiz indiriminin devam edeceği yönündeydi. Her ne kadar makul olmasa bile piyasanın beklentisi 100 bas puan şeklinde bir indirim olacak diye. Ama bugün 200 bas puan indirim gelince aslında pek çok kişi açısından bir sürpriz oldu ve yine dolarda beklenmedik şekilde yukarı doğru bir hareket oldu. Bunun etkileri ne olacak Türkiye diye bakacak olursanız, öncelikle Merkez Bankası öngörülebilirliği kalmayan, şeffaflığı kalmayan ve paranın yönü belirli olmayan bir ekonomide ne olacağını hepiniz tahmin edersiniz. Bütün dünyada enflasyonun arttığını konuştuğumuz bir dönemde, Türkiye'de de bunun etkilerini yakından gördüğümüz bir vaziyette dolar kurunun yukarı doğru gitmesi, bizim yaptığımız alışverişlerde aldığımız her şeyde günlük hayatta kullandığımız artı elektrikte, enerjide, yakıtta kullandığımız her şeyde ödediğimiz rakamları yukarı doğru çekecek. Maalesef ki ülkemiz bundan sonra giderek daha fakirleşeceğimiz bir yola girmiş vaziyette ve ekonomi yönetiminin bundan hiçbir ders çıkarmak gibi niyeti yok. Çok ironik olacak, bakın Merkez Bankası'nın kararını okursanız, para politikası kurulu kararını, sonu şöyle bitiyor. Para politikası kurulu kararlarını veri odaklı, şeffaf ve öngörülebilir bir çerçevede almaya devam edecek diye. Ama şunu açık söyleyelim, artık ne çerçeve kalmış vaziyette, ne öngörülebilir kalmış vaziyette. Çünkü dün de hatırlayacaksınız, Merkez Bankası para politikası kurulu perşembe toplanacak diye çarşamba günü bir dolarda hareket gördük. Aşağı yönlü bir hareket gördük önce. Arkasından bugün yine yukarı yönlü olarak hareket etmeye başladı. Şimdi bununla bakın, bir ülkenin Merkez Bankası'nın ne yönde karar alacağına dair bu kadar fazla spekülasyon yapılırsa insanlar da şunu düşünmeye başlıyorlar. Acaba birileri faiz indirimi olmayacak mı? Önceden mi aldılar bu haberi diye. Buna yönelik olarak acaba piyasadan dolar mı? Dolar bozduruyorlar ve TL'ye dönüyorlar mı? Diye bir spekülasyon yapılıyor. Hemen ertesi günü Merkez Bankası 200 bas puan faiz indirimi yapıyor ve bunun sonucunda şu an ülkede maalesef fakirleşme yolunda vatandaşımızı hayat pahalılığı ile ezdirme yolunda çok kötü bir atılmış vaziyette. Tam hani tersi artık mümkün mü? Teknik açıdan konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü rasyonaliteden son derece uzaklaşılmış vaziyette. Bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerin faiz
faizlerini arttırdığı ve gelişmiş ülkelerinde faiz artırımını konuşmaya başladığı Amerikan Merkez Bankası'nın Kasım ya da Aralık'ta tapering'e başlayacağı, önümüzdeki sene de artık 2 ya da 3 defa faiz artırımını yapacağı konuşulduğu bir ortamda Türkiye'de Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi, 200 baz puanlık bir indirim yapması şu an tamamen teknik olarak açıklanamayacak, öngörülemez ve şeffaflıktan uzak bir karardır. Sayın Dinç, demin dediniz ya, acaba birilerine spekülasyon mu gitti, faiz indirimine gidilmeyecek diye dövizlerini bozdurup Türk lirasına mı döndüler dediniz. Tam tersi mümkün olmuş olabilir mi? Faiz indireceğini söyleyip döviz satın alıp şu anda daha fazla zenginleşmiş insanlar olmuş olabilir mi? Aslında bakın, şeffaflıktan uzaklaşmak derken bunu kastediyorum. Ne yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü yakın zamana kadar 128 milyar dolarlık rezervlerin nasıl eritildiğini konuşuyorduk. Bakın, bizim bir Hazine ve Maliye Bakanımız var değil mi? Evet. Ülkenin. Şimdi önceki bakanımız vardı, Sayın Berat Albayrak. Nerede? Bilmiyoruz. Kayıp değil mi? Peki şimdiki bakan nerede? O da kayıp. Yani giden bakan da kayıp, gelen bakan da kayıp. Gelen bakanın en azından vatandaşları rahatlatacak şekilde, ekonomi piyasalarına güven verecek şekilde bu kararın neden alındığını ve bu kararın sonuçlarını ne şekilde yorumlayacağını bizim biliyor olmamız lazım. Ama şu an bakan ortalıkta yok. Bakan görevi başlar başlamaz 128 milyar dolar rezervlerin eritilmesinin günahını temizlemek üzere program yaptırıldı. En azından sessiz kalması sağlandı. Ve arkasından Sayın Bakan'ın başkaları tarafından alınan kararları savunması istendi. Ben Sayın Lütfü'nün aklı başında bir insandır. Bu faiz indirim kararına kesinlikle katılmadığına eminim. Ama hiçbir etkisinin kalmadığına, adı bakan olsa da şu anda hiçbir fonksiyonunun kalmadığına, hiçbir sözünün dinlenmediğine ve sadece Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve etrafındaki birkaç danışmanın sözü üzerine ekonominin yönetildiğini eminim, biliyorum. Affını ister yakında o zaman. Duyamadım. Affını ister yakında o zaman Lütfü Elvan. Şimdi Lütfü Elvan bu vaziyetteyken göreve devam etmesi son derece mantıksız. Yani bir an evvel affını istemesi, istifa etmesi, görevi bırakması en doğru davranış olacaktır ama bence yetersiz. Neden yetersiz? Çünkü suçu sadece Lütfü Elvan'a yüklersek çok büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Aslına bakarsanız Türkiye'deki istikrarın sarsılması 2016 yılında başladı. Yani son 5 yılda döviz kurlarındaki harekete bakarsanız ani yükselişler ile karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu ani yükselişler piyasanın hiç ummadığı sürpriz anlarda piyasanın karşısına çıkıyor. Ve iş dünyası ve ekonomideki aktörler kendi aksiyonlarını belirleyebilmek için plan yapma imkanına kesinlikle sahip değiller. Hatırlayalım biraz geçmişi. 1994'te bir krizimiz olmuştu değil mi? Hepinizin aklında. Yaş tutanlar bilir. 2001 krizini hatırlıyoruz. 2008-9 krizini hatırlıyoruz. Peki şimdi bakın, bugün neleri konuşuyoruz? 2018 Ağustos krizini konuşuyoruz. 2020 Kasım krizini konuşuyoruz. 2021 Mart krizi, 2021 Ekim krizi. Artık yılları bırakın, ayları konuşmaya başladık. Çünkü bir süredir önce fiili olarak, daha sonra da resmi olarak uygulanmaya başlayan başkanlık sistemi Türkiye'de karar alma süreçlerini ortak akıldan, rasyonaliteden uzaklaştırarak tek bir kişi ve etrafında kümelenmiş birkaç kişinin ağzına bıraktı. Eğer karar alma süreçlerinde siz sorumlu olan insanları dışarıda bırakır, dinlemezseniz, dışarıda aldığınız kararları sorumluluğunuz olmadan o kişilerin omzuna yüklemek isterseniz ve aldığınız kararların sonuçlarını bütün vatandaşlarımıza taşıtmak isterseniz sonuç ortada. Geçen hafta bakın zamla karşılaştık değil mi akaryakıtta? Bugün bu hafta yine akaryakıt zamıyla karşılaştık. Petrol yılbaşında 50 dolarlardayken bugün 83-85 dolarlarda. Brent varilin petrolü. Dolar yılbaşında 7 lira 30 kuruş civarındayken bugün ne kadar? Artık 9,5 liraları konuşuyoruz. Şimdi ÖTV'de marş kalmamış vaziyette. Vergi idaresi marş kalmadığı için mecburen akaryakıt üzerinde bir artış istemek durumunda. Ama sadece akaryakıt değil. Marketlerdeki bütün vatandaşlarımız aldığı giyim, gıda, eşya hepsinin fiyatı yukarı doğru hareketleniyor. Çünkü eski bakanın söylediği bir şey vardı. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diye. İnsanlar Türkiye'de maaşlarını dolarla da alsalar, Türk lirasıyla da alsalar eninde sonunda biz ihracatımızda bile ithal girdi kullanmak zorunda olan ve içeride yaşantımızda doların hareketliliğini her gün hisseden bir ülkeyiz. Yani küçüklüğümüzde şöyle bir şey vardı, hatırlarsınız, biz dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyiz diye. Bugün de şöyle herhalde söylemek lazım. Dünyada kendi kendine kriz çıkartmayı beceren yegane ülkeyiz. Yani evet. Ortada çok daha büyük potansiyeli olan, daha rahat yönetilebilecek, yeterli insan kaynağı olan bir ekonomi var iken
ve dinamik dış dünya ile entegre, çok daha vatandaşını memnun edebilecek olan, refah yaşatabilecek olan bir ekonomi varken, Türkiye'de yapılan vatandaşını giderek fakirleştirmek. Yani vatandaşların aldığı maaşları dolar olarak kıyaslarsanız kuşa çevirmiş vaziyette. Vatandaşlarımız yatırımlarına bakarsanız geçmişe göre maalesef ellerindeki yatırımlar da fakirleşme sonucu kayıp gitmekte. Evet. Borsada bugün hafif bir yükseliş yaşandı ama bazı vatandaşlarımız düşünecektir. Acaba neden yükseliş yaşandı diye. Ona bakarken bile dolar cinsinden bakacak olursanız bir zamanlar Türkiye'deki borsamızın 500 endeksin 500 doların üzerinde olduğunu, bugün 150 dolarlar seviyesine indiğini göreceksiniz. Borsada yabancı payının %72'yi bulduğu dönemleri de hatırlıyoruz. Bugün %40'lara inmiş vaziyette. Yani hem bir yandan fakirleşiyoruz hem de bir yandan şöyle bu fakirleşme esnasında yabancılar bile bu fakirleşmeden yararlanmak istemiyorlar. Yani daha önce 94'te 2001 krizinde şunu görmüştük. Yabancı yatırımcılar bu fakirleşme esnasında Türkiye'ye gelip yatırım yapmışlar. Türk varlıklarını almışlar. Bugün ise şöyle yabancılar bile çıkma yolunda. Türkiye'deki tahvil piyasasına bakacak olursanız bugün 7-8 milyar dolarlık bir şey var. Yabancı yatırım var. Sıcak portföyde. Hisse senedi tarafında 20 milyar dolar civarında. Yani tam son rakamları da bilemiyorum. Kurlar her gün değiştiği için bizim de hesap etmemiz zor oluyor. Bu yabancı ilgisi giderek azalıyor bir yandan. Bir yandan da biliyorsunuz bugün bir karar alındı FATF tarafından. Yani bir yandan yabancı yatırımcı çağrısı yapılıyor. Ağızlarla, sözlerle. Bir yandan aksiyonlara baktığınızda aksiyonlar yabancı yatırımcıyı da, yerli yatırımcıyı da ürkütecek vaziyette. Ülke maalesef, yani çok üzülerek söylüyorum, gidemeyenlerin ülkesi oldu. Yani Merkez Bankası şu son aldığı kararla sadece ve sadece elinde dolar olan vatandaşları memnun et demek isterdim de memnun da dahi etmedi. Onlar sadece belki varlıklarını bir nebze korunmuş oldular. Ama elinde dolar olmayan ya da dolar borcu olan ve her gün yediği içtiği şeylerde bile dolara bağlı olan ülkemizdeki vatandaşlar maalesef bu karardan çok kötü etkilendiler. Ve bu kararların sonucunda şu anda Türkiye'de enflasyon daha çok daha çok daha çok tetiklenmiş oldu. Evet. Sayın Bozoğlu, bir ülkenin Merkez Bankası'nın bağımsızlığı neden önemlidir? Türkiye gibi bir ülkede siyasi iktidarın baskısı altındaki Merkez Bankası'nın bu faiz indirme kararlarının yurttaşa etkisi nedir size göre? Ezra Hanım, size ve Tuncay Bey'e iyi akşamlar diliyorum. Seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Aslında Tuncay Bey çok iyi bir çerçeve çizdi. Birçok hususa da değindi. Tekrar düşmemeye çalışacağım. Ancak bu Merkez Bankası kararını yorumlamak gerekiyor mu? Onu da çok bilmiyorum insanç olarak. Yani Merkez Bankası'nda çalışan birileri var mı? Herhangi bir ekonomik kurala göre, ekonomi teorisine göre karar alıyorlar mı? Ülkenin gerçeklerine göre karar alıyorlar mı? Bundan çok emin değilim. Şimdi bakın, aslında okunmaması gerekiyor ama seyircilerimiz de sorduğu için, siz de, yani seyircilerimiz merak edip siz de sorduğunuz için ben biraz baktım Merkez Bankası'nın para piyasası kurulu kararına. Babek olarak da bunu da hatta tweet konusu da yaptık. Diyor ki birkaç husus dikkatimizi çekti. Bakın faizleri düşürken yaptıkları açıklamaya bakarsanız talep güçlü. Türkiye'de biz zaten talep enflasyonundan bahsediyoruz maliyet enflasyonuyla beraber. Tedarik yönde arz sıkıntıları var. Gıda ve enerji fiyatları artıyor. Bunu zaten enerji fiyatlarını belki konuşmamız gerekir vaktimiz kalırsa. Peki bu verileri söyledikten sonra faiz indirimi kararı çıkar mı ülkede? Hem bunları söylüyorsunuz hem de faiz indirimi kararı olduğunu söylüyorsunuz ve bunu da şeffaf bir şekilde aldığınızı söylüyorsunuz. Artık Merkez Bankası'nın inandırıcılığı yok. Yani şunları çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Merkez Bankası'nın birinci görevi ne? Fiyat istikrarını sağlamak. Hükümetlerin ve Merkez Bankası'nın bir başka görevi daha var. Türk lirasının değerini korumak. Ama Türk lirası her geçen gün izlenen politikalarla değersizleştiriliyor. Bunun birçok yerde etkisi oluyor tabii ki. Şimdi söylenen şeyler o kadar çelişkilerle dolu ki. Dediler ki Türkiye'de enflasyonu çok dikkate almayacağız. Çekirdek enflasyonu dikkate alacağız. Yani orada sormak lazım tabii. Üretici fiyatlarını mesela niye dikkate almıyorsunuz? %40'larda Türkiye'de üretici fiyatları. Almadınız, tamam. Tüketici fiyatını da almadınız. Çekirdek enflasyonu baktınız. Kaç açıklandı? 16,98. Peki bugün politika faizi kaça indi? 16. Yani daha
mürekkebi kurumadan söylediklerinizi başka bir şey söylüyorsunuz. Burada inandırıcı olmanız mümkün mü? Şimdi şu demek aslında, faizleri buraya indirdiğiniz zaman politika faizini, biliyorsunuz enflasyon en haksız vergidir aslında. Yani insanları fakirleştiren. Neden? Sizin aldığınız mallar sürekli pahalanca kaygısıyla hem harcamalarınızı öne çekersiniz, hem de tasarruf eğilimi olmayan düşük gelir grupları için her şeyi daha pahalıya almak demektir bu. Ve bu giderek gelir dağılımını da bozar. Şimdi bu enflasyon en ağır bir verginin dışında olmasının dışında şöyle de bir şey var. Tasarruf yapan açısından da düşünelim. Eğer resmi rakamlardan bahsediyorum. %18'ler civarında bir enflasyonunuz var. %16 politika faiziniz var. Bu ne demek? Eğer ben paramı faiz yoluyla değerlendirirsem, tutarsam, benim bir süre sonra param gerçek değerini kaybedecek. Yani beni satın alma gücü açısından ben artık aynı parayla daha az mal alabileceğim demektir. Bu durumda insanlar Türk lirasında durabilir mi? Duramaz tabii ki. Bu bir taraftan. Yani içeridekilere diyorsunuz ki Türk lirasından kaçın. Dışarıya nasıl bir işaret veriyorsunuz? Ya ben güvenilirlik, iktisat kuramının falan hiçbir ilgisi yok. Ben kafama göre davranacağım. Bunu zaten şeyde görüyoruz, biliyorsunuz. İktisadın temel şeylerinden, söylemlerinden birisi nedir? Enflasyon faizin sebebidir. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası şuna inanıyor anladığım kadarıyla. Faiz enflasyonu sebebidir. O zaman başka bir öneride bulunmak lazım. %16'ya indirmesinler politika faizini. %16'ya indirmesinler de %9'lara çeksinler. Böylece de çekirdek enflasyonumuz da düşer. Aradaki fark o kadar ya. 7 puan daha düşürsünler. Düşüyorsa eğer. Bu Türkiye'yi krize sürüklemek dışında bir şey değil. Yani pandeminin de dünyada ve Türkiye'de ağırlaştırdığı koşullar var. Hayat pahalı, işsizlik var. Ama dünyanın ağırlaşan koşullarına tedbir alacağınıza siz şartları çok daha fazla ağırlaştırıyorsunuz. Bunun bilinçli bir politika olduğunu düşünüyor musunuz Sayın Bozoğlu? Efendim? Bunun bilinçli bir politika olduğunu düşünüyor musunuz iktidar tarafından? Ya ben bazen şey diye düşünüyorum. Yani bir mantık kurmaya çalışıyorum tabii ki buna. Acaba iş talebi artırmaya mı çalışıyorlar diye. Zaten Türkiye talep enflasyonu var ama onun ötesinde Türkiye birçok mal açısından, ithal girdisi açısından şeye bağlı biliyorsunuz. Dövize bağlı. Yani yıllarca bağırdık hep, dedik ki bakın aramalı girdilerini ucuz diye yurt dışından ithal ediyoruz. Türkiye'de aramalı sektörlerini yok ettiniz. Bu ileride pahalıya patlardı işte. Bu pahalıya patladı. Artı enerji fiyatları, özellikle akaryakıtla ilgili, gübreyle ilgili aldığınız her şey sofranıza gelen, yediğiniz, içtiğiniz, arabada kullandığınız, ulaşımınız, her şeyiniz pahalı hale gelecek demek. Şimdi siz bunu körüklemenizin anlamını anlamıyorum ben. Ha şu olabilir, yani iş çarp canlansın, ben daha canlı bir ekonomiyle gideyim ama fiyat istikrarını sağlanamadığı ekonomilerde makro dengeleri kurmak da çok mümkün olmaz. Bu hem dışarıdan sizin kaynak aktarmanızı zorlaştırıyor, hem de Tuncay Bey'in söyledi bugün çok önemli bir şey var. Belki konuşacağız onun üzerinde ama biliyorsunuz OECD bünyesindeki bu kara para izlemek için mali izleme grubu Türkiye'yi gri listeye aldı. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti için çok utanılacak bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet, ona birazdan yani, geleceğim çünkü onun da Türk lirasına etkileri olacak değil mi? Hem Türk lirası da hem dışı, yani yabancı yatırımcı için çok, hani bu ölçülmüş bir şey de biliyorsunuz. Yani yabancı yatırımcının bir ülkeye gidişi bu listeye girdikten sonra son derece azalıyor. Zaten Türkiye'de son yıllarda yabancı yatırımcıyla ilgili sorun var. Ama Türkiye'nin Kuzey Yemen ve Sudan'la birlikte burada anılıyor olması da çok ilginç. Çok uzun yıllardır biliyorsunuz Türkiye yaklaşık bir 15 yıldır bu kara para cennetlerine ilişkin listeleri yayınlamadı. Şimdi onlara yaklaşmak üzere izlemeye alındı, gri listeye alındı. Evet. Sayın Dinç, size de sormak isterim bu gri liste meselesini. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıklıkla, siz biraz önce konuşmanızda değindiniz ama, yabancı yatırımcıya çağrı yapıyor. Gelin bizim ülkemiz bir cennet, burada yatırım yapın vesaire şeklinde. Oysa hem demokratik nedenlerle hem de demokratik nedenlerin bağlı olduğu ekonomik öngörülemezlik nedeniyle yabancı yatırımcı gelmiyor Türkiye'ye. Ama o sıklıkla çağrı yapmaya devam ediyor. Şimdi bu gri listeye alınmış olması Türkiye'ye etkileri neler olur size göre? Teşekkürler. Şimdi siz de söylediniz, yabancı yatırımcı açısından en önemli şey birincisi hukuki güvenlik, ikincisi öngörülebilir bir ortamdır. Maalesef Türkiye'de öngörülebilir bir ortam kalmadığı için, hukuktan da son derece uzak bir yönetim olduğu için yabancı yatırımcı açısından son derece tercih edilemez bir ülke konumundayız.
Tabii yatırımlar bir taraftan getiri beklentileri yükselerek bir şekilde gelmeye devam ediyor, kısıtlı da olsa. Ama bunlar için bile Türkiye'ye getirecekleri paralar için, kaynaklar için bu vakitten sonra daha fazla sorgulama yapılacaktır. Yani Türkiye'ye para transfer etmek isteyen her kuruluşa finansal transfer kuruluş tarafından daha fazla sorgulama bulunacak, prosedür artacak ve güvenlik düştüğü için bazı kuruluşlar kendi iç prosedürleri, kendi tüzükleri gereği Türkiye'ye yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkaracaklardır. Yani bunun maalesef böyle kötü bir etkisi var bir taraftan. Yani tabii şu denilebilir, ya zaten çok kötü durumdaydık, o yüzden çok kötü etkilemeyecektir denilebilir ama bu da biraz şey gibi, hani battı balık yan gider politikası gibi. Hatta aklıma şu da geliyor, bugün muhtemelen belki de gri listeye alacağımızı biliyorlardı. Zaten gri listeye alınacağız nasıl olsa. Bari Merkez Bankası kararında 100 puan değil 200 puan yapalım. İkisini bir arada piyasaya sürelim. Belki ayrı ayrı etkisini hissetmek yerine tek kere de hissedelim de demiş olabilir ekonomi yönetimi. Ekonomi yönetimi diyorum bir taraftan da tabii Turgay Bey de söyledi. Rasyonelite de son derece uzak bir yönetim. Merkez Bankası kararında bakıyorsunuz zaten ne diyor orada Turgay Bey. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararlarını enflasyonda kalıcı düşüş şey işaret eden güçlü göstergeleri oluşana ve orta vadeli hedefte %5'e ulaşana kadar tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir diyor. Yani bir yandan enflasyonu %5'e düşürmeye çalışıyorsunuz. Kararlılıkla bütün para politikası araçlarını kullanacağız diyorsunuz. Diğer taraftan yaptığınız şey bunun tam tersini yapmak. Yani maalesef ülkemiz çelişkiler ülkesi olduğu için, yabancı yatırımcı da bunu yakinen takip ettiği için şu anda Türkiye cazibesi olan bir ülke olmaktan son derece uzaklaştı. Ha bu şu demek değil, Türkiye tamamen bu konumunu kaybetmiş değil. Çünkü potansiyelimiz hala sürüyor ama bu potansiyelin harekete geçirilebilmesi için de şu andaki ekonomi yönetiminin yani imkansız ama ya full zihniyet değişikliği yapıyor olması lazım tamamen. Yani dese ki bir gün mesela Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı televizyona çıksa, ya kusura bakmayın ben çok büyük bir hata etmişim, öğrendim bu iş böyle olmuyormuş, çok yanlışmış, vallahi billahi bundan sonra kesinlikle ne Merkez Bankası'nı arıyorum ne talimat veriyorum, ben bu işlere karışmıyorum, teknik olarak ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız dese sizce dolar nereye gelir? Yani düşünün, çok daha aşağılarda oluşur herhalde denge. Muhalefet partilerinin yerine bir eleştirisi var. Gider ayak bilerek ülkenin ekonomisini çökertiyor iktidar diye. Katılır mısınız? Tekrar söyler misiniz? Muhalefetin sıklıkla bir eleştirisi var iktidar partisine. Diyor ki gider ayak ülkeyi batırmaya çalışıyorlar. Katılır mısınız? Ben buna tam katılmıyorum. Aslında bu kadar kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Benim yaklaşımım şu ama görüşüm. Muhtemelen daha kötünün geleceğini gördükleri için bir ara önden yüklemeli faiz uyguluyorlardı ya, şimdi de önden yüklemeli fakirlik. Yani öyle bir şey yapmaya çalışıyorlar ki vatandaşı giderek fakirleştirelim, doları da artırabildiğimiz kadar artıralım. Ha ondan sonra şöyle seçim zamanı geldiği zaman biraz daha akıllı, biraz daha rasyonel politikalar uygularız. Şu örnek vereyim, doların yavaş yavaş 10 liraya 11 liraya çıkması herkesi kötü etkileyecektir ama düşünün ki doları 12 liraya çıkarttılar, arkasından 10 liraya indirdiler. Vatandaşa söyleyecekleri şu olacak. Gördünüz mü? Nasıl da kontrol altına aldık. 12 liraya çıkmıştı, 10 liraya indirdik. Çünkü bunun örneğini daha önce gördük. Doları Merkez Bankası'nın rezervlerini el altından satarak erittiler. Ve o erittiler rezervler sayesinde doları aşağıda tutmayı başardılar. O gün hatırlıyorsunuz değil mi? Eski bakan neler söylüyordu? Kara kara düşünüyorlar dolar 7 lira olacak, 8 lira olacak diye. Nerede? Biz doları 5 liraya düşürdük diyordu. Ama doları aşağı doğru düşürürken kullandıkları Merkez Bankası'nın rezervleriydi. Ve bunu da hiç şeffaf olmayan masaltı yöntemlerle yapıyorlardı. Şimdi bir kere yapan muhtemelen tekrar yapar. O yüzden bizim benim kanaatim seçimlere gelirken biraz daha olumlu bir hava yaratmak için bugün daha olumsuz bir havayı tercih ediyorlar. Yoksa ülkeyi batırmak evet tabii eleştiri bağımından söylenebilir. Ama kanaatimce de bunu ileride daha iyi kullanmak amaçlı olarak önden yüklemeli felaket senaryolarını yaşatıyorlar bize. Evet. Mali eylem görev gücü Sayın Bozoğlu. Nedir bu evet organizasyon? Ne iş yapar? Ve onun listelerindeki o renkler ne anlama gelir? Gri listeden daha kötüsü hangisidir? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii. Şimdi mali eylem gücü OECD bünyesinde kurulmuş bir
teşkilat, bir yapı. Aslında Türkiye'yi her sene raporlarla da uyarıyorlardı. Yani Türkiye'nin değerlendirmelerde hep şunu gördük. Yani yasal düzenlemeler evet var bu konuyla ilgili. Ama ne eksik Türkiye'de? Evet, bu özellikle teröre ilişkin. Mal varlıkları tespit ediliyor ama ondan sonra dondurulması ve yasal sürecin içine sokulması, bunların cezalandırılması kısmında herhangi bir hareket yok diye. Yani iki tane temel kıstas bakıyoruz burada. Kara paranın aklanması ve terörün finansmanı. Özellikle terörün finansmanı açısından Türkiye eleştiriliyordu. Bir başka eleştiriyi de Türkiye şeyde aldı. Evet, bir Mali Suçlar Kurulu var. Ancak bu Mali Suçlar Kurulu, biz yani gördük ki geçmişten bu yana çok etkin çalışmıyor. Soruşturma sayıları çok düşük. Ve bu raporlarda, Mali Suçlar Kurulu'nun düzenlemediği raporlar en sonunda bir vergi raporuna, vergi suçu raporuna dönüşüp mali suçlar açısından herhangi bir ceza almadıkları gözüküyor. Bildiğim kadarıyla çok istisnai kararlar var mahkemeler kadar intikal edip ceza alanlar. Yani kara para aklamak suçundan. Türkiye'nin böyle bir tarafı var. Tabii siz şimdi çok uzun yıllardır da bir de kara para cennetlerine ilişkin bu çok siyasi bir tarafı olan bir şey aslında. Yani Türkiye'nin bunu niye açıklamadığı çok üzerinde konuşulması gereken bir şey. Ve siz bu kara liste yerine de şu anda gridesiniz ama Türkiye'nin gride olması bile sıkıntılı bir tablo. Yani size diyor ki ben sizin yaptığınız iş ve işlemlerden şüpheleniyorum. Orada ayırmışlar işte bankaları daha güvenilir buluyor. Bir şey daha söylemek lazım. Bu herhalde terör finansmanı ve kara paranın aklanması açısından dikkat çekiliyor ki onu da yazmışlar. Emlak sektörü yani gayrimenkul sektörü burada fiyat artışlarının da etkisi belki bu nedenle de etkisi var enflasyon dışında ve kıymetli maden sektöründe dikkat edilmesi ve izlenmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de gayrimenkul ve kıymetli maden üzerinden aslında teröre ait olabilir, olmayabilir, yani terörle ilişkili olabilir, olmayabilir. Kara paranın aklandığına dair bir izlenim edindiklerini, bazı tespitleri olduklarını söylüyorlar ve bu konuda sektör olarak da uyarıyorlar. Bu sektörleri takip edin ve gerekli önlemleri alın diyorlar. Şimdi bu böyle bir tarafı var tabii bu raporun. Önümüzdeki günler daha ayrıntısıyla belki göreceğiz, tartışacağız onu. Ama Tuncay Bey'in üzerinde durduğu gibi de bu yatırımcılar açısından çok önemli bir işaret. Yani bugün iki tane gol yedik bence. Birinci golü Merkez Bankası attı. Ceza sahası içindeki kusurlu hareketlerden birisiydi. Penaltıydı aslında. Ama çok iyi bir şeymiş gibi, müdahaleymiş gibi devam ettiler. Öyle savunuyorlar bazı iktisat hocaları maalesef. İkinci golünü de Mali Eylem Grubu'ndan yedik aynı gün. Bunlar Türk ekonomisi için sıkıntılı. Ben şeye katılıyorum Tuncay Bey'e. Tabii ki Türkiye çok güçlü, genç bir nüfusu var. Coğrafi yapısından dolayı bir takım avantajları var. Hani ama bunun için en önemli şey, yani ekonomideki en önemli şey güven. Yani güven unsurunu sağlayacaksınız ki evet bunlar doğru insanlar, liyakatli insanlar ve güvenilirler. Bununla birlikte doğru hareketler yapacaksınız. Şimdi Türkiye'de kurumları kaldırmışsınız. Kurumlar var adı üzerine. BDDK var, Merkez Bankası var, kamu ihale kurumu var. Ama hangimiz inanıyoruz ki, hele yurt dışından baktıklarında kesinlikle daha da farklı görüyorlar. Hangimiz inanıyoruz ki bunların bağımsız olduğuna, düzenleyici ve denetleyici otorite olduğuna? Yabancı yatırımcılar da inanmıyorlar. Şimdi kurumların olduğu yerde güven gelir. Kararların hangi sistematikte alındığı belli olur. Geleceği görürsünüz. O da güveni artıran bir duygu. Bugün Türkiye'de bırakın yabancıların güvenini. Bugün en son olarak şimdi şey açıklandı. Bugün yanlış hatırlamıyorsam tüketici güven endeksi açıklandı. Yine düştü. Zaten Türkiye'nin tablosuna bakarsak bilmiyorum. Hani bu işsizlik, enflasyon, milli gelir rakamları ardı ardı bunları söylemek gerektiği zaman Türkiye çok kötü bir tablo yaşıyor. Yani onları konuşabileceksek onları da söylemek isterim. Yani somut bazen yaşadığımız şeyler var. Bakın ben onları söyleyeyim size. Buyurun. Geçen gün onun da tweetini atmıştım. Türkiye'deki aslında biraz da şeyi gösteriyor. Ekonominin halini gösteriyor. Yılın ilk 8 ayında bakın 10.222 şirket tasfiye olmuş Türkiye'de. 7.793 şirket, 13.368 şahıs işletmesi kapanmış. Ticari faaliyeti sona erdirmiş ama bildirmemiş, resmen kapatılan da 21.371 şahıs şirketi var. Şimdi bakın, ben size bir de şeyi söyleyeyim, icra dairelerindeki icra ve iflas dosyalarını söyleyeyim. 23 milyon 25 bine ulaşmış, 23 milyona ulaşmış Türkiye'deki icra ve iflas dosyası sayısı. Buna bu yıl giren dosya sayısı 6 milyon.
gerisi geçmiş dönemden geliyor. Her dönem kabarıyor, icraların ve ikazların olduğu bir yerde işte istihdamı, kadın istihdamını, eğitimi, hukuku da konuşmak lazım. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı konular ama böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 2013 yılında 12 bin dolarların üstündeyken sizin neli gidiniz, bugün 7.715'lerde. Yani 2021 için öyle olacağı tahmin ediliyor. Dünya Bankası'nın rakamlarına baktığımız zaman 73. sıradayız biz. Yani her geçen gün zenginleşen değil, fakirleşen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Yani ben bunu bilinçli yaptıklarını düşünmüyorum. Bunlara bilgi birikimleri ve liyakatları yetmediği için yaptıklarını düşünüyorum. Yoksa bilinçli olarak siz Londra'ya gidip finans dünyasının önünde şunu diyebilir misiniz? Faiz enflasyonun sebebidir. İlk defa olarak böyle bir savı finans lobilerinin olduğu ve bu işin en merkezindeki insanların önünde, finans kapitalinin önünde Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Size o zaman nasıl güvenecekler? Türkiye bugün bu faiz politikasıyla, bakın bu bir sarmala girmiş durumdayız biz aslında. Nedir? Enflasyon artarsa Merkez Bankası'nın en önemli politika araçlarından birisidir faiz. Siz faizi kullanabilirsiniz. Faiz, uzun dönemde faizi artırmanız uzun dönemde aslında faizin düşmesine sebep olur. Yani Türkiye 2-3 yıldır bunlarla mücadele etmeseydi, enflasyonun yükseldiği zaman para politikası araçlarından olarak birisi olarak bunu kullansaydı, arkasından tabii buna bağlı olarak maliye politikası, özellikle vergi yasaları çok önemli burada. Kamu harcamaları çok önemli. Mesela 2022 bütçesi geldi, bunu da tartışamıyoruz. Vergi yasaları torba yasa şeklinde geçiyor, bunları da tartışamıyoruz. Bunlar hep ekonominin ve özellikle gelir dağılımının belki iyi olan şeylerden bahsediyoruz. Yani 1215'te İngilizler Magna Carta'yı çıkarırken şunu diyorlar, krala diyorlar ki sen parlamentonun izni olmadan, halkın izni olmadan, vergi yasaları düzenlemeden vergi salamazsın diyorlar. Daha sonra demokrasi geliştikçe o topladığın vergi de nereye harcadığın çok önemli diyorlar. Bugün biz hani şununla karşılaşıyoruz. Mesela TÜGVA ile ilgili olarak AKP'li bir milletvekili herhalde şey demişti. Verdik, vermeye de devam edeceğiz diye. Bir dakika, kimin parasını veriyorsun? Kimin parasını veriyorsun? Vergi mükelleflerine sen sordun mu bunu? Yani aynı şekilde bu özelleştirmelerde, işte Ziraat Bankası'ndan Türkcell'e verilen kredilerde, Türk Telekom olayında sonuçta kimin parasıyla veriyorsunuz? Kendi cebinizden çıkarıp vermiyorsunuz ki bu paraları. Vergi mükelleflerinin bunu sorması gerekiyor. Ama Türkiye'de çok kronik bir sorun var. Vergi sisteminden biraz da kaynaklanıyor. O sorun da nedir? Sizin 55 milyon seçmeniz var, 2,5 milyon beyannameli mükellefiniz var. Ben ücretleri dışarıda bırakıyorum. Neden? Beyanname vermediğimiz için ücretliler kaynakta kesiliyor. Ne kadar vergi verdiğini çok zaman farkında olmuyor. Artık elektronik ortama geçtiğimiz için bordrolarını bile görmüyorlar. Yatan parayı bankada görüyor. Sizin o zaman hesap sorma alışkanlığınız olmaz. Ülke için karar veriyorsunuz, gidiyorsunuz seçimde oy kullanıyorsunuz ama beyanname vermiyorsunuz. O zaman yahu benim kaynağımı kullanıyor, param nereye gidiyor diye farkında değiliz. Yeni yeni işte özellikle şeyde bu akaryakıttaki zamlardan dolayı, ki bunlar da Türkiye'deki gelir dağılımını bozan temel etkenlerden biridir. %70'ini dolaylı vergilerden aldığımız, %30 kazanç ve servet üzerinden vergi aldığımız bir sistemden bahsediyoruz. Oralarda bakıyoruz, işte vergi veriyoruz çok yükseldi diye. Ancak onu da şimdi şey yaptılar biliyorsunuz, enflasyonu düşük tutabilmek için zamları ÖTV'den karşıladılar ama şimdi sınıra geldi. Bundan sonra her artış, ki enerji fiyatlarında Tuncay Bey çok işaret etti, bir yükselme bekleniyor ve yükseliyor ve yükseleceği de düşünülüyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu sıkılaştırma kararları var. Biz bunu Kasım ayına doğru çok şiddetli hissetmeye başlayacağız, göreceğiz. O zaman da ne olacak? Dolar yani daha değerli hale gelecek ve bir taraftan merkez bankalarının buna, diğer bankaların da ucu ortaya çıktı. İşte İngiltere Merkez Bankası bunun sinyalini verdi. Alman Merkez Bankası tersine önlem alırsanız dedi, istifa kararı aldı Merkez Bankası Başkanı. Yani ben gevşeme politikalarına karşıyım dedi. Genel eğilim sıkılaşma yönünde. Enerji fiyatları yükseliyor. Buna karşı hiçbir hazırlığımız yok zaten. Bu giderek Türkiye'yi Allah korusun hiperenflasyon demeyelim ama bu çift taneli enflasyon rakamlarının giderek daha yukarıda bir tabloyu bize getireceğini gösteriyor. Siz ne %5'inden bahsediyorsunuz? Nerede %5'ten bahsediyorsunuz? Daha bir kere hem enflasyon raporları tutmuyor birbirini, hem orta vadeli mali programını tutmuyor, hem de bir bütçe hazırlıyorsunuz. Bütçe hazırladığınız kur rakamı doğru değil. Hangi birisi doğru ki? Ya bu aslında Türkiye'nin doğru yönetilemediğini gösteriyor. Bugün söylediğinizi yarın yalanlıyorsunuz. Ve istikrarlı kararlar alamıyorsun. Bu kurumların liyakatın kaybedilmesiyle, iktisat politikasıyla çok
doğru ilişkisi var. Türkiye'nin yapması gereken çok şey var ama bu yanlışları yapmasanız zaten Türkiye'nin belli bir düzeyde gidecek. Ondan sonra dönüşümü, teknolojiyi, sanayileşmeyi, ihracat politikasını hepsini tek tek konuşmak lazım. Ama şu anda Türkiye bırakın hani bunları konuşmak, üstüne koymak, eğitim politikasını buna göre yönlendirmek. Bunlar bir bütünün parçaları. Ama onun yerine biz zaten var olanları da o puzzle'da bozuyoruz. Ayrı ayrı yerlere koyuyoruz. Yani ben aslında Tuncay Bey'in çok hakkını almak istemiyorum. Onun için de çok konuşmak istemiyorum. Hocalıktan da gelen bir tarafla bir konuşmaya başlayınca da devam ediyoruz. Yok rica ederim. Ama yani bugün Türkiye'de konuşmamız ve yapmamız gereken şeyleri tartışamıyoruz bile yanlışların peşinde koşturmaktan. Evet. Ama Türkiye'nin yapması gereken çok şey var. Önce bu yanlışlardan vazgeçmek gerekiyor. Evet. Sayın Dinç, son olarak size de sorayım. Hem bu gri listeye alınması hem faiz indirimi. Siz dediniz ki bilerek iki kötüyü yan yana yaptılar ki ikisinin etkisini bir arada geçirsinler diye. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu geçtiğimiz hafta sonu. 18 Ekim'den itibaren kanun dışı emirleri uygulayan bürokratlar sorumlu tutulacaklar dedi. Nasılsa bu devran bir gün dönecek dedi. Mesela siz Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ı örnek verdiniz. Şimdi mesela Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Bu bürokratlar hakikaten ülkenin bu kötü gidişatından sorumlu tutulabilir mi, tutulmalı mı? Ve herhangi bir sistem değişikliğinde Türkiye'de, herhangi bir iktidar değişikliğinde bu kötü etkileri yok etmenin, ülkeyi düze çıkarmanın mümkünatı var mıdır? Ne kadar zaman alır ülke açısından? Teşekkürler. Şimdi bürokratlar sorumlu tutulabilir mi? Bunun için bir milat vermeye gerek yok. Eğer kendi görevlerini layıkıyla yerine getirmiyorlarsa ve kendileri teknik açıdan, rasyonel açıdan yapmaları gerekeni yapmak yerine sorumluluklarını bir kenara bırakarak sadece aldıkları talimatları yerine getiriyorlarsa o bürokratlar maalesef suçlu konuma düşerler ve kamu tarafından yargı önünde yargılanmayı hak ederler. Bu sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de. Yani eğer bürokratlar kendi sorumluluklarını yerine getirmezlerse tabii ki hukuk bununla ilgili gerekli önlemleri alacaktır. Türkiye'de de aynı şekilde. Yani biz neyi konuştuk? En son 128 milyar meselesini. Aslında o kadar çok konuşmamızda niye oldu biliyor musunuz? Çünkü AK Parti iktidardan işleyeceğini gördüğü için hesap vermekten korktu. Ve bununla ilgili kardeşim bu nerede? Bu aslında kasada dediler değil mi? Ve bu tartışmaları en çok alevlendiren kimdi? Aslında Cumhurbaşkanı'nın kendisi değil miydi? Damatla damat başınıza taş düştü, damat kadar taş düştün diye başladı ve 128 milyar meselesini sürekli savundu. Neden? Çünkü suçluluk psikolojisi var. Çünkü bunu doğru bir şekilde yapmadıklarını, kanun içerisinde yapmadıklarını herkes biliyor. Ve en son neye sığındılar? Lütfü Elvan tarafından yapılan açıklama da şuydu. Merkez Bankası ile Hazine arasında yapılan bir protokol var. O protokole dayanarak diye. O protokolün konusu o değildi. Hatta dediler ki Mehmet Şimşek zamanında yapılan, yani onu da ismin işin içine karıştırmaya çalışarak. Halbuki protokolün konusu başkayken hiç kimse Merkez Bankası'nı protokolde masa altından dövizleri eriteceksin diye bir talimat vermiyor. O protokolde onu gerektirmiyordu. Bu protokol Merkez Bankası ile Hazine arasındaki rutin işlemleri yerine getirmesi için oluşturulan bir protokol ve bunu kullanabileceklerini düşündüler. Kanuni bir kılıf aradılar. Merkez Bankası'nın içinden de o zaman bazı bürokratlar tarafından karşı çıkan sesler oldu. Yani biz bunu yaparsak sorun yaşarız, ileride sorumlu kalırız, başımız belaya girenler diyen oldu ama onları dinlemediler. O gün kendilerini çok güçlü hissediyorlardı. Ama günü geldiler, güçlerin azalmakta olduğunu görünce savunma pozisyonuna geçtiler. Aynı şekilde herhangi bir bürokrat, hani bakın geçtiğimiz günlerde bir örneğini gördük. Bürokrat değil bir siyasi, ben o tepelerde söylenenlerin hepsi doğrudur. Ne yaptıysam hepsini talimatla yaptım dedi değil mi? Evet. Talimatla yapmak bakın kimseyi kurtarmaz. Eğer sorumluluğunuz var ise, o göreve atanmışsanız ve o görevi kabul etmişseniz hiçbir şekilde ben talimat aldım yaptım diyemezsiniz. Çünkü kanuna aykırı talimatı yerine getirmek de aynı şekilde suçtur. Tabii şimdi aslında şöyle de bir şey var. Biraz da bu finansal eylem takımının durumundan, gri listeden bahsedersek. Neremiz eğri doğru ki burası eğri olsun diyelim. Çünkü maalesef ki büyük bir samimiyetsizlik var. Ne Merkez Bankası'nın %5 hedefine ulaşıncaya kadar bu araçları kararlılıkla kullanacağız değişinde, ne Tayyip Erdoğan'ın
yabancı yatırımcıları ülkemize çağırıyoruz değişinde hiçbirisinde samimiyet yok. Bugün TÜİK bir denetim birimi oluşturdu kendi içerisinde. Çünkü TÜİK'in rakamları da piyasada güven vermiyor, güven uyandırmıyor. Peki TÜİK'in rakamları neden güven uyandırmıyor? Çünkü onun da geçmişine baktığınızda defalarca başkan değişikliği yapıldı ve başkanlardan birisi bağımsız, yabancı yani kurum dışından diyeyim, uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu oluşturunca bu danışma kurulu yeni gelen başkan tarafından dağıtılmak zorunda kalındı. Eğer siz keyfi hareket etmek istiyorsanız, denetlenmek istemiyorsanız, ekonominin kurallarını kendi başınıza yeniden yazmak istiyorsanız, kendinizi çok kibirli ve yaratıcı hissediyorsanız ve ekonomiyi kendi aklınızla alt edeceğinizi düşünüyorsanız, kusura bakmayın orada yanılırsınız. Ve bugün yaşadığımız sonuçları görürüz. İşte tüketici güven endeksi, Turgay Bey söyledi, %76'ya kadar düştü. Son 12 senenin en düşük rakamına geldik. Demek istediğim, eğer Türkiye'de kurallara dayalı, kurumları çalıştıran, hukuku önceleyen bir yönetim olmazsa bu ne ekonomide Türkiye'ye fayda sağlar ne de başka bir alanda, ne hukuk alanında, eğitim alanında, kültür alanında. Yani biz başkanlık sisteminin maalesef çok kötü bir şey. Türkiye'ye giydirilen bir deli gömleğidir. Hiçbir faydasını görmedik. Yani bakın ben bunu hep söylüyorum. Eğer Türkiye'de de buna cevap verebilecek olan varsa versin. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Ve ben şu soruyu soruyorum. Başkanlık sistemi geldikten sonra daha önce yapamayıp da bunu yapmaya başladık. Önceden yapamıyorduk. Başkanlık sistemiyle beraber bunu yapmaya başladık. Bu olumlu noktayı yaşadık dediğimiz diyebileceğimiz bir tane madde yok. Bir tane bile. Tam tersine başkanlık sisteminden sonra ekonomimiz iyice bozuldu. Başkanlık sisteminden sonra Türkiye'deki güçler ayrılığı iyice bozuldu. Başkanlık sisteminden sonra özgürlükler ve demokrasi iyice ayaklar altına alındı. Türkiye bütün hukuk endekslerinde, demokrasi endekslerinde, basın özgürlüğü endekslerinde hepsinde maalesef geriye doğru gitti. Yani biz bu başkanlık sisteminin bu kadar kötü sonuçlarını görürken bundan dolayı maalesef üzücü bir şeydir ama eğer bürokratlar da arada yaptıkları yanlışlardan dolayı yargılanacaksa muhakkak yargılanacak. Ama en güzeli, en doğrusu şudur. Bu ihtar bir an önce yaptığı yanlışları görüp bu yanlışlardan vazgeçip ve kapasitesi de olmadığı için maalesef götüremediği için bu işleri bir an evvel bırakması, devretmesi, hani hızlıca bir Türkiye erken seçime giderse ben Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde potansiyelinin olduğuna, harekete geçebileceğine inanıyorum. Tabii bu bir anda olacak olan bir şey değil. Parmak şıklatmayla falan olacak bir şey değil. Çünkü güveni kaybetmeniz çok hızlı sürer ama o güveni tekrar oluşturmanız yıllar alır. Ama Türkiye'de başlayacak olan bir değişimle beraber, bir restorasyonla beraber, Türkiye'de kurumların ve kuralların tekrar işlemeye başlamasıyla beraber Türkiye eksik cazibesini çok hızlı bir şekilde kazanabilir. Yine yabancı yatırım ve yerli yatırım çekebilir. Sadece yatırım derken bakın şunu anlamayalım. Sadece finansal, parasal değil. Bu insan açısından da, beyin kaynağı açısından da Türkiye insan çekebilir, yatırım çekebilir. Geçmişte bundan 10 sene önce Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen, çalışmak isteyen, Türkiye'de kendine iş kurmak isteyen insanlar bugün tam tersini görüyoruz. Onlar yerinde kalıyorlar ve Türkiye'deki insanlar artık yurt dışına göçmek, gitmek istiyorlar. Türkiye'nin gidemeyenlerin ülkesi olmaması için, Türkiye'nin tekrar eski güzel günlerine dönmesi için bir an evvel bu iktidarın değişmesi şart. İşini bilen, güvenilir ve rasyonel kurallar üzerinde yönetim yapan, şeffaf, hesap verecek olan, keyfi idareden kaçınan bir yönetimin tekrar gelmesi lazım. Çünkü bu keyfinin sonu maalesef felaket. Yani bunu yaşıyoruz, görüyoruz ve kimse şunu düşünmesin. Bu böyle kendi kendine gitmez. Kendi kendine gittiği takdirde biz bu dolar, yüksek döviz kuru ve enflasyon sarmalından maalesef kurtulamayacağız. Ve bu krizleri arka arkaya daha sık şekilde hissedeceğiz. Az önce söylediğim gibi yıllardan yıllara görmekte olduğumuz krizleri artık aylardan aylara ve hatta belki haftalardan haftalara, günlerden günlere görür hale geleceğiz. Yani yarın bugünümüzü arayabiliriz. Sadece akaryakıt değil, diğer emtia fiyatlarına baktığımızda, gıda fiyatlarına baktığımızda bakın çok acı, gübre fiyatları çok şu an yüksek seyrediyor. Ve çiftçilerle konuştuğumuzda şöyle diyorlar, biz eskisi kadar gübre kullanamıyoruz. Yani daha önce işte 3 kullanıyorsam şimdi 2 kullanıyorum, 2 kullanıyorsam 1 kullanıyorum. Kullandıkları gübre miktarını azaltmaları ne demek biliyor musunuz? Önümüzdeki sene biz verimlilik kaybıyla karşılaşacağız.
Yani maalesef gıda yetersizliğiyle karşılaşabiliriz ve gıda fiyatlarında Türkiye'de çok yüksek fiyatları görebiliriz. Vatandaşlar açısından bu riski nasıl göz alıyorlar? Farkında değiller mi? Onu da bilemiyorum. Yoksa görüyorlar da kör cesaretiyle mi gidiyorlar? Ama tamamen akıldan, rasyoneliteden uzak bir şekilde ilerlemeye devam ettikçe bu yönetim, bunun yükünü hep beraber çekeceğiz. Ama bu kaderimiz değil. Bunu değiştirmek hepimizin elinde. İnşallah bu potansiyeli ülkemiz, vatandaşlarımız kullanırsa hızlı bir şekilde bu hengameden çıkarız, düzeliriz, eski güzel günlere kavuşuruz diye temenni ediyorum. Evet. Sayın Bozoğlu, sizden de son cümlelerinizi alayım. Vaktimiz de doldu aslında. Bana ama, çok kısa bir zaman bıraktınız ama. Yo, siz yani anlatın, hiç mühim değil. Evet. Bu krizden çıkış yolu nedir size göre? Tabii aslında hani neyin yanlış olduğunu söylemek lazım. Hani neden bunu kasıtlı mı yapıyorlar? Değil elbette. Yani şimdi 2002'de Kemal Derviş'in bıraktığı güçlü ekonomi geçiş programıyla devam ettiler. Bu aslında neoliberal politikaların devamıydı. Dünyada likiditenin, paranın en bol olduğu dönemde, ki bu bazı ülkeler çok doğru olarak faydalandılar. Biz yanlış bir büyüme stratejisi seçtik. Özellikle inşaata dayalı ve ısrar ettik orada. Ama Türkiye büyüdü. Düzenli olarak büyüdü. Bir 2008 finansal krizinde işte teğet geçti dendi, aslında teğet geçmedi. Ama oradan yine paranın bollaşması gibi bir şeyle karşılaştık. Bu talebi artırmak açısından gelişmiş ülkeler negatif faiz uygulaması yaptılar. Bizim biraz gelişmiş ülkelere, yüksek faiz veren ülkelere bu geldi. Ve o zaman doğru yatırımlar yapamadığınız zaman borçlanabilirsiniz, bu doğal. Ama bunu üstüne koymadığınız zaman geri ödüyorsunuz. Faiziyle geri ödüyorsunuz. Bir başkasından borçlanarak bir mutluluk sarmalı şeklinde ödedik. Şimdi 2012'ye geldiğimizde bakın Türkiye, şu benim için çok dikkat çekici, hep ona bakıyorum. Litvanya, Letonya, Polonya, bunları aldım. Romanya, Rusya ve Türkiye. 2002'de yani bu söylediğimiz dönemden, AKP'nin başlangıcından itibaren hemen hemen milli gelir seviyeleri yakın. Bizden biraz daha düşük olanlar var. Mesela Türkiye o zaman 3688 dolarmış milli gelir kişi başına. Rusya'da bu 2300 dolarlarda. Polonya biraz bizim üstümüzde, 5200'de. Litvanya 1199 dolarda. Şimdi 2020'ye bakıyoruz. Litvanya 19.990'da 20.000 dolarlara gelmiş. Türkiye 8.500'lerde, biz 2013'te 12.600'ü yakalamışız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu politika bitti. Otoriterleşmeye başladınız. Arkasından Cumhurbaşkanlığı rejimi oldu. Yani beraber yürüdüğünüz bazı liyakatli insanları da kaybettiniz. Bu liberal politikaları uygulayabilmek için. Ve dünyaya da inatlaşıyorsunuz. O zaman hani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bir süre sonra bu sizi idare ediyor, geçmişten gelen şeyler patinaj yapmaya başlıyorsunuz. Artık dünkü güneşte bugünkü çamuru kurutamazsınız. Yeni şeyler söylemek, yeni şeyler yapmak zamanı. Birincisi ve her şeyden çok önemlisi, Türkiye'de kuralların işlediği, demokrasinin çalıştığı bir restorasyon dönemini geçirmek zorundayız. Yani evet, burası bir hukuk ülkesi. Burada kurumlar güvenilir ve liyakatla insanlar görevlere gelirler. Nepotizmden, adam kayırmacılıktan, kuralların ertesi gün değiştiği bir sistemden bahsetmiyoruz. Bu çağdaşlık için şart. Hukuk, demokrasi ve kurallar eşliği. Daha sonra sizin teşvik ve vergi politikalarınızda nasıl kalkınacağız? Ben büyümekten bahsetmiyorum. Bakın büyüyebilirsiniz, yoksullaştıran bir büyümeden bahsedebilirsiniz. Yoksullaştıran büyüme ne? Evet, pasta büyüyor gözüküyor. Ama nüfusunuzun büyük bir kısmı, özellikle emekçiler, pastadan daha az ücret alabilir. Pay alabilir. Demek ki bizim pastayı büyütmemizin yanında kalkınmamız lazım. Kalkınmamızın bazı temel faktörleri var. Yani işte gelirden aldığınız, eğitimden aldığınız pay, özellikle kadının. Bakın bugün Türkiye'de konuşmadık ama kadının iş gücüne katılım çok düşük. Onun önündeki engeller ne, onu konuşacağız. İş gücüne katılım düşük olduğu gibi istihdam oranı da çok düşük. Yani aslında ki Türkiye'deki işsizlik rakamlarını eğer kadınları iş gücüne katabilsek, istihdam etmeye çalışsak falan çok daha büyüyecek. Bu rakamların doğruluğu, TÜİK'in rakamları hep tartışılıyor ama kadının iş gücüne katılmadığı, eğitimli olmadığı veya önündeki işte bazı engeller nedir, işte kreş oranı, kreşleşme oranı falan, cam tavanlar, iş güvenliğiyle ilgili engeller, bunları kaldırmadığınız zaman zaten yürüyemezsiniz. Ama Türkiye'nin artık teknolojiden daha çok inovasyona, markaya, tasarıma falan da dönmesi gerekiyor. O arayı bizim hızla kapatmamız gerekiyor. Onun için de onu yapabilecek özgür düşünen, yaratıcı, eleştirel kuşaklar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da eğitime bağlı ama acilen yapılacak şey
hukukun ve demokrasinin restorasyonu diyorum. Bu güveni hemen ülkeye getirecek ve Türkiye hiçbir şey yapmasanız %5 büyütecek bir büyüme oranıdır. Ama Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Yılda 1 milyon kişiye iş yaratmak zorundayız. Bunun için bu alanlarda da düzenlemeler gitmek zorundayız diye düşünüyorum. Yoksa böyle giderseniz işte ihracatınızın içinde yüksek teknolojili ürünlerinizin payı %3 kalır ve size katma değeri çok düşük olur. O zaman siz de giderek bu dünyada fakirleşirsiniz. Dünyada artık yapay zekanın ve bambaşka bir dönemin kapıları açılırken biz geride bırakır ve fakir ülkeler tarafında maalesef kalırız. Evet, sonra da gri listeye alınırız diyorsunuz. O başka bir şey tabii. O da bir de o var yani. Sayın Tuncay Dinç, Sayın Turgay Bozoğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Odak programında Türkiye ekonomisini ve OECD'ye bağlı kamu gücünü, mali eylem görev gücünün Türkiye'yi gri listesine dahil etmesini Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Tuncay Dinç ve Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği Başkanı Ekonomist Turgay Bozoğlu değerlendirdi. İyi akşamlar.